Kıbrıs'a karşı birçok suikast girişimi olmuştu. Bunlardan bir tanesi Koçkiri suikastı 1919-21 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Diğeri Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışındaki suikast hareketi. Diğeri temsiliyetinin Ankara'ya gelişi sırasında. Bir diğeri Çerkez Edebi'nin düzenli orduya karşı yapmış olduğu suikast girişim hareketi. Diğeri de Sovyet hükümetinin Mustafa Kemal'e karşı düzenlemiş olduğu hareket. Yunanlıların Mustafa Kemal'e karşı düzenlemiş olduğu hareket. Ve Osmanlı şehzadelerinden Abdülaziz'in yeğeni Prens Sami'nin Mustafa Kemal'i öldürme girişimi. Şimdi bunları teker teker inceleyelim isterseniz. 1919-1921 yılları arasında Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışını ve ulusal mücadelenin temelini attığını hepimiz biliyoruz. İşte tam bu sırada Dersim Kürtlerinin Mustafa Kemal'i öldürme teşebbüsü, suikast girişimine karşı karşıya kaldığını söyleyebiliriz. Burada Mustafa Kemal yer almadan kurtulmuştur arkadaşlar. Bir diğer suikast girişimi ise Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı sırasında olmuştur. Burada da 12 Rum Mustafa Kemal'i öldürme teşebbüsünde bulunmuş ama başarısızlıkla sonuçlanan bir girişim olmuştur. Bir diğeri hatırlayacak olduğunuz gibi temsiliyeti Erzurum Kongresi'nde kurulmuş İstanbul hükümetine alternatif bir oluşumdu. İngilizlerin ve İstanbul hükümetinin, özellikle İstanbul hükümeti diyoruz çünkü İstanbul hükümeti Anadolu üzerindeki hakimiyetini ne yapacaklar arkadaşlar? Kaybetme endişesiyle karşı karşıya kalacaktır. Ve buradaki suikast girişimi de yine başarısızlıkla neticelenmiştir. Bir diğeri Çerkez Edebi'nin suikast girişimidir. Arkadaşlar Çerkez Edebi çok önceden hatırlıyoruz. Nereden hatırlıyoruz? Kuvayi Milliye'den hatırlıyoruz. Kuvayi Milliye halkın eli silah tutan halkın düşmana karşı bölgesel direniş hareketi dedi. Düşmanı yurttan atmanın Kuvayi Milliye'yle mümkün olmayacağını savunan Mustafa Kemal özellikle Kuvayi Milliye'nin son aldığı yenilgiler üzerine Kuvayi Milliye'yi kaldırmış ve düzenli orduya geçişi emrini vermişti. İşte burada Çerkez Ethem ve arkadaşları düzenli orduya geçmemek için ne yapmıştır? Mustafa Kemal'e karşı suikast girişiminde bulunmuşlardır ama yine başarısız olmuşlardır. Bir diğeri Sovyet hükümetinin Mustafa Kemal'e karşı suikast girişimi. Birinci Dünya Savaşı'ndan düşmanımız olan, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra rejim değişikliği yaşayarak çekilen ve itiraf devletlerinin düşmanı olan Sovyet Rusya belli bir dönem dost geçtiğimiz bir ülkedir. Ama İngiltere ile yanaşmamız üzerine Mustafa Kemal'e bunlar da düşman olmuştur. Yine Yunanistan'daki Ermenilerin Mustafa Kemal'e karşı suikast girişimini söyleyebiliriz. Bir diğer ise arkadaşlar Osmanlı şehzadelerinden Abdülaziz'in yeğeni Prens Sami'nin suikast girişimidir. Burada dikkat etmemiz gereken şey Osmanlı şehzadelerinden demiş. Şehzade neydi? Padişahın çocukları, varisleriydi. İşte rejim değişikliğinden sonra bu eski rejimi isteyenler, Cumhuriyet rejimine karşı olanların yapmış olduğu Mustafa Kemal'e karşı bir suikast girişimidir. En sonunda ise İzmir suikastı vardır arkadaşlar. İşte bunlar Mustafa Kemal'i ortadan kaldırmak için yapılan suikast girişimlerinden sadece bazılar. Evet, bu konuyla ilgili düşünceniz var mı? Farklı fikir, anlamadığınız bir nokta varsa açıklayabiliriz arkadaşlar. Evet, Hüseyin. Bu suikastlar sadece Mustafa Kemal'in kendi şahsına neden yapılmıştı? Evet, güzel bir soru. Neden sadece Mustafa Kemal? Yani bir rejim sadece tek bir kişinin üzerine mi konmuştur? Bunu ne yapmamız lazım? Yedirmek lazım. Arkadaşlar, herkes Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak ister ama bir lider lazım. Bir gönüllü insan olması lazım. Vücudunu kurşuna siper edebilecek hem zeki hem de ileri görüşlü bir insana ihtiyaç vardır. Bu kimdir? Mustafa Kemal. İnsanların düşüncesi Mustafa Kemal'in öldürülmesiyle artık eski monarşi yönetimini yani saltanat yönetimini tekrar geri gelebileceği inancıdır. Ama yanıldıkları nokta bu sadece tek bir kişinin değil bütün halkın özlemidir. Cumhuriyet rejimi çünkü insanlara geniş haklar vermektedir.
ulus iradesini yansıtmaktadır. Bu yüzden insanlar sadece Mustafa Kemal'i ortadan kaldırarak Cumhuriyet rejimini yok edeceklerini, ulusal iradeyi yok sayacaklarını hissetmişlerdir. Ama yanıldıklarını ilerleyen safhalarda göreceğiz arkadaşlar. Evet, başka sorusu olan var bu konuyla ilgili. Hocam, Cumhuriyet rejimiyle saltanatlı damlar Şii'nin arasında ne gibi farklar var? Ya da bu suikastı düzenleyenler niye hocam yeni rejime karşı çıkıyor? Niye hedef almışlar? Evet arkadaşlar, bu da aklımıza gelebilecek soru tiplerinden bir tanesi. Yani Cumhuriyet rejimi niye tersi ki insanlar Cumhuriyet rejimini ortadan kaldırıp tekrar o monarşi dediğimiz tek bir kişinin idaresi değil mi arkadaşlar? Saltanat diyoruz mesela. Bir monarşi yönetimidir. Cumhuriyet ise nedir? Halkın iradesinin yönetime yansımasıdır. Şimdi ikisi arasında dağlar kadar fark. Tek bir kişinin söz sahibi olması mı daha iyi, yoksa ulusun iradesinin yönetime yansıması mı daha iyi? 623 yıllık bir gelenek var Osmanlılar'da. Herkes başındaki insana itaat ederler. Birdenbire bir geleneğin değiştirilmesi, halkta böyle sevinç gösterileri karşılanması beklenemez. O yüzden insanlar alışamadığı için, korktukları için Cumhuriyet rejimini yok etmek, eski saltanat yönetimine dönmek istiyor. Ama Cumhuriyet rejimini tam olarak anladıklarından dört elle Cumhuriyet'e sarılacaklardır, değil mi arkadaşlar? Evet. Güzel. Evet. Kaç dakika oldu? Evet arkadaşlar, şimdi konumuza devam ediyoruz. Nedir konumuz? Mustafa Kemal'e İzmir suikasti. Şimdi bir önceki dersimizde yine söylemiştik, neydi? Mustafa Kemal'in ortadan kaldırılarak Cumhuriyet rejiminin yok edilmeye çalışıldığı ve eski monarşi yönetiminin, yani saltanat yönetiminin tekrar geri getirilmeye çalışıldığından bahsetmiştik. İzmir suikastını biraz açacak olursak, Haziran 1926 yılında Mustafa Kemal'in yurt gezileri sırasında Mustafa Kemal'i öldürmek istemişlerdir. Ama suikast girişimine gönül razı olmayan Giritli Şevki Bey ihbarda bulunuyor ve suikastın ortaya çıkmasına neden oluyor. İhbarda adı geçen şahsiyetler şunlardır arkadaşlar. Kimdir bunlar? Ziya Kurşit, Gürcü Yusuf, Laz İsmail, Çopur Hilmi gibi şahsiyetler ihbarda adı geçen insanlardır. Şevki Bey'in ihbarıyla ortaya çıkan bu suikast girişimi Türkiye haritamızda, Ege bölgesi haritamızda İzmir'in yerini şöyle bir gösterecek olursak, gördüğünüz gibi arkadaşlar İzmir şöyle gösterebiliriz. İhbarın ardından istiklal mahkemeleri kurulmuştur. Hatırlayacak olduğunuz gibi istiklal mahkemeleri temsil heyetinin ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin otoritesini arttırmak için kurduğu yargı yetkisini kullandığı olaylardır. Ardından İttihatçıların da suikast girişiminde parmağı olduğu gerekçesiyle hepsi yargılanmış. Sonra suçlular Ziya Kurşit ve arkadaşları idama mahkum edilmiş. 14 Temmuz 1926 kişi, 26 tarihinde 14 kişi idamla cezalandırılmıştır. Trakyeciler her ne kadar aklansalar da, yani bu suikast girişiminde hiçbir alakaların olmadığı ortaya çıksa da bir ön yargı oluşmuş Trakyecilere karşı, bunları hükümet görevinden uzaklaştırmışlar. Halk bunları dışlamış. Dolaylı olarak bunlar 10'ar yıl hapis almışlar ve yurt dışına kaçmışlar. 1926 yılında Mustafa Kemal'in Anadolu Ajansı'nın yaptığı bir konuşmasında şu cümleler dikkat çekmektedir arkadaşlar. Ne diyor Mustafa Kemal? Benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Ne demek istemiş bu cümlesinde Mustafa Kemal? Bir önceki dersimizde söylediğimiz gibi Mustafa Kemal'in öldürülmesi Cumhuriyet rejiminin sona ereceği anlamına gelmez. Neden? Tabandan gelen bir ulus iradesi ki hangi kişi olursa olsun kişi önemli değil, insanların düşüncesi önemlidir. Bu partiler için de geçerlidir arkadaşlar. Cumhuriyet rejimi ulus iradesini ön plana çıkaran eşitlik, adalet gibi kavramların birazcık daha Türk milletine girmesine neden olan bir kavramdır.
İşte Mustafa Kemal'e karşı İzmir suikasti bu şekilde olmuştur arkadaşlar. Merak ettiğiniz, anlayamadığınız bir nokta varsa tekrarlayabiliriz arkadaşlar. Evet, son olabiliriz. Şey hocam, niye öldürmüşler? Niye idam? Başka ceza veremezler. Evet, yani İdam cezası görünüş itibariyle ve istinal mahkemelerinin vermiş olduğu idam kararı insana çok hoş bir olgu bırakmıyor değil mi? Duygu bırakmıyor. Ama arkadaşlar siz de hak verirseniz bir anda 623 yıldan sonra bir cumhuriyet rejimi kurulmaya çalışıyordur. Burada bu rejimi oturtmak için sert kanunlar, sert tavırlar sergilememiz gerekiyor. İşte o yüzden istinal mahkemeleri kurarak o rejimi sağlamlaştırmak için öldürmüşler. Yoksa tabii ki tasvir etmiyoruz insanların öldürülmesine. Kişi hak ve özgürlüklerinin olduğu bir dünyada yaşadığımız için yani öldürülmemeliydi. Ama o dönem için konuşmamız lazım. Tarihin bir değer yargısı vardır. Tarihi olayı günümüz şartlarına göre değil, o günün şartlarına göre değerlendirmek lazım. Çünkü çok karmaşık, çok irticai bir hareket var orada. Eski rejimi geri getirmek isteyen, o monarşi yönetimini daha fazla isteyen bir grup var. İşte bu gruba gözdağı vermek için İstiklal Mahkemeleri tekrar faaliyete geçirilmiş ve bunlar cezalandırılmışlar. Evet, teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için.